Evet, herkese merhaba. Bugün yine evlilik göstergeleriyle ilgili danışanımın haritası bir video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bugünkü haritamızda evlilik göstergelerini analiz edeceğiz. İlk olarak baktığımız yer harita sahibinin element ve nitelik dengesi. Elementlerini incelediğim zaman harita sahibinin hiç toprak elementinin olmadığını gördüm. Yani var ama hani jenerasyon gezegenlerinde var. Toprak elementi olmadığı için su, yoğun derecede su vurgusu olan bir harita. Akrep vurgusu çok fazla var haritada. Su vurgusu fazla ama toprak hiç yok. Su elementi fazla olduğu için bizler haritalarımızda bizde eksik olanı tamamlamaya çalışırız. Yani bizde eksik olan parçayı hayatımız boyunca bulmaya çalışıyoruz. Bizde eksik olan neyse ona doğru çekiliyoruz. Demek ki bu harita sahibi Boğa, Başak, Oğlak gibi toprak grubu burçlardan bir partner, bir eş seçme durumu olabilir. Tabii ki bir olasılık. Özellikle gölge burcuna baktığımız zaman gölge burcu Başak olarak görünüyor. Haritanın Başak burcu özelliklerine sahip bir eş adayı olabileceği gibi Güneş burcu, Yükselen burcu, Başak burcu olabilir. Eş adayının diyelim. İlk olarak bunu bir analiz edeceğiz. Yani element analizi ve gölge burcu bir bakmamız gerekiyor. Kişide ne eksik, neyi istiyor, neyi tamamlamak istiyor bu harita sahibi. Zaten su elementi yoğun olduğu için kişide yardımsever, alçak gönüllü, olaylara kolay uyum sağlayabilen, son derece sevdikleri, ilişkilerinde fedakar bir yapısı olan, sadece su elementinin bu kadar vurgulanmış olması kişinin zaman zaman gerçeklerden koptuğu, gerçeklerden kaçtığı bir durum olabilir. Ama çok fazla akrep vurgusu daha iradesel. Hani akrep biraz daha kararlı, biraz daha da diğer su elementlerine göre daha ketum bir yapısı olabilir. Demek ki kişi gölge burcu Başak burcu, eksik elementi de toprak burcu. Toprak eksikliği de tamamlamak için hayatı boyunca karşısına bu şekilde partnerler çıkabilir. Çok son derece sabit bir harita, sabit niteliğin fazla olduğu bir harita görüyoruz. Sabit nitelikler fazla olduğu için evliliğin uzun vadeli olacağı, karar verdiği zaman zor vazgeçen, inatçı, olaylara kolay uyum sağlamakta aslında su elementinin çok olması bunu sağlar ama biraz daha akrep vurgusu olduğu için çok son derece sabit, son derece kararlı, karar verdiği zaman kolay kolay vazgeçmeyen bir yapısından dolayı evliliğin uzun vadeli olabileceğini bize uzun süreli ilişkiler, uzun vadeli evliliklerden bahsedebilir. Gelelim ikinci faktörümüze. Birinci elementleri inceliyoruz. 7. ev kesen burç. Her zaman biliyorsunuz ki önemli ve yükselenimiz de önemli. Yükselen yani harita sahibi 8 derece akrep burcu. 7. evi de boğa burcu kesiyor. Haliyle zıtlık yani 180 derece karşısındaki burç boğa burcu. Harita sahibi kendisi rekabet ya akrep vurgusu var kişide. Son derece kararlı, inatçı, ketum, krizlerden beslenen, rekabetçi, savaşçı. Birinci evde gezegenleri de çok yoğun. Mars var, Plüton var. Gördüğünüz gibi malefik gezegenler de birinci eve yerleşmiş. Akrep vurgusunu yoğun görüyoruz kişide. Yedinci evi ise boğa burcu kesiyor. Boğa burcu akrep burcuna göre daha huzur ve güvenlik arayış içerisinde olan, sakin, huzurlu, durağan, sabit, sadakat beklentisi içinde olan kişileri kendine çekecek. Harita sahibi, harita sahibinin eş adayı Güneş veya yükselen burcu boğa burcu olabilir. Bu anlamda bu bir olasılık içerisinde. Uzun süreli ilişkiler kurmaya eğilimlidir. 7. ev sabit burç kesiyor. İlişkilerde rekabet, tartışma, inişler, çıkışlar istemez bir boğa. İyi ve kötü günde beraber olabileceği, sakin, şartların çok sık değişmeyen bir partner arayışı içerisinde olacak. Hatta maddi güvence önemli olacak eş adayında. Yani maddi olarak durumu iyi olan, mal, mülk sahibi olan bir eş adayı da olabilir. Boğa ve akrep aksı bize finansal konuları dikkat çekiyor. Ya işi olarak finans sektöründe çalışabilir. Bankacılık, sanatsal uğraşlar yine boğadan dolayı verebilir. Gayrimenkul sektörü, arsa, mal, mülk, bu aile şirketi bile olabilir. Boğa burcu bu özellikleri eş adayında gösterebilir. Sakin, huzur ve güvenlik arayışı içerisinde olan sakin bir po. Kendisi çünkü tam tersi. Böyle iniş çıkışlar, rekabet, akrep burcunda
bir sürü travmatik olay yaşamış olabilir harita sahibi. Bu travmatik olayları yaşamış, krizlerden büyümüş, bir küllerinden yeniden doğmuş bir harita sahibi var. Hemen gelelim 7. eve. 7. eve yerleşen bir güney ay düğümümüz var ama hani 8. eve de yakın duruyor. Güney ay düğümünün 7. eve yerleşmesi klaşe de getirebiliyor. Hani karmik bir partner olabileceğini akla getiriyor. 7. evin yöneticisine hemen bakalım. 7. evin yöneticisi 12. eve yerleşmiş. Bakın Venüs Boğa burcunun yöneticisi 23 derece Terazi burcunda ve Jüpiter ile kavuşumunu görüyoruz. 12. eve yerleştiğini görüyoruz. Venüs Terazi burcunu yönetir. Demek ki güçlü. Yani Venüs Terazi burcunda güçlü görünüyor. Kendi yönettiği burçta. Demek ki harita sahibinin bir de Jüpiter gibi iyicil bir gezegenle birleştiğini görüyoruz. Harita sahibi evlenir. Evlilik vaat eden bir haritadır bu diyebiliriz. 12. evinde yerleşmiş olması tabii biraz bizi korkutabilir. Yani şu anlamda 12. ev daha çok böyle gizli saklı konular, yalanlar, aldanmalar, aldatışlar, gizli meseleler, iftiralar, skandallar. 12. evin konuları ile ilgili gizli düşmanlıklar hatta olabilir. 12. ev biraz böyle bilinmeyen, kontrol dışı faktörlerin olduğu bir ev olduğu için. Ama Allah'tan hani Venüs Terazi burcuna yerleşmiş. Demek ki eş adayı, insanları cezbeden, çekici, uyumlu, arkadaş canlısı bir kişi olabilir. Ki Jüpiter'le de birleşmiş. Sanatsal yetenekler olabilir yine eş adayının terazi burcundan dolayı. Danışmanlık verebilen bir kişi olabilir. Siyasetle uğraşan birisi olabilir. Adalet, hak, hukuk konularında anlatabilir. Jüpiter'le kavuşmuş olması yurt dışı konular, yurt dışı işleri akla getirir. Ya eğitimci bir kimliği olabilir. Bu anlamda söyleyebiliriz. Yine 12. evde olmasından kaynaklı 7. evin yöneticisinin İzole bir ilişki olabilir. Gizli saklı bir ilişki olabilir. Birçok şey gizlenebilir evlilikte. Halk önünde olmayan daha gizli saklı bir evlilik olabilir. Jüpiter ve orada iyicil bir gezegenin olması tabii bizi daha olumlu düşündürüyor bu anlamda. Venüs'ün açılarını incelediğimiz zaman Jüpiter'le kavuşmuş olması güzel. Hani bizi olumlu düşündürüyor. Venüs'ün Satürn'den tam olarak partil derecede bir üçgenini görüyoruz burada. Dördüncü evden Satürn Venüs'e tam partil derecede üçgen yapıyor. Bu bize kişinin güvenilir, istikrarlı, saygılı bir partner istediğini ya da öyle bir partneri olacağı anlamına gelebilir. Sadakat bu ilişki için önemlidir. Her ilişki için tabii ki sadakat önemlidir ama demek ki kişi sadık ve güvenilir birisi. Satürn'den dolayı sosyal etkinlikler, organizasyonlar, düzenleme isteği olabilir. İyi iş ortaklıkları kurulabilir. Saygın bir ailede büyümüş olabilir kişi. Toplumsal statüsü olan birisi partner olabilir. Buradan bunu görüyoruz. Aile ilişkilerine önem veren, geleneklere, göreneklere önem veren, yaşça büyük bir, olgun bir partner de olabilir. Yani Satürn'ün buradan üçgeni bunu bize anlatıyor olabilir. Tabii ki hepsi olasılıklar içerisinde. Aynı şekilde Venüs'ün yine açılarını izlemeye devam edelim, incelemeye. Venüs'ün hani çok yakın bir orbla olmasa bile 5 derece orbla Uranüs'le bir karesini görüyoruz. Bu ilişkide özgürleşme ihtiyacını anlatır. Gerek eş adayı gerekse harita sahibi ilişkilerde özgürleşme, bireysellik, kendisine ait bir alan olsun ister. Marjinal bir ilişki olabilir, marjinal bir eş adayı olabilir. Zaman zaman kişi kendisinin engellendiğini düşünebilir ilişki içerisinde. Kısıtlanmaya gelmeyen bir yapısı olabilir. İşte de 3. evden bu kareyi aldığına göre yakın çevre, kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilgili bazı sorunlar, gerilimler olmuş olabilir. Agresif, mücadeleci bir yanımız olabilir. Uranüs karesi, Venüs-Uranüs karesi sıra dışılık, marjinallik akla getiriyor bize. Kişinin mesela 3. evden dolayı sıra dışı bir kardeş olabilir örneğin. Sıra dışı, marjinal bir kardeş anlamına da gelebilir. Yani her astrolojide bir açı birçok anlama geliyor. 12. ev kapalı yerler, hastaneler akla getiriyor. Bu eşin sağlığıyla ilgili bir durum olabileceğini de anlatıyor olabilir ya da eşin tamamen hastanede çalışan, kapalı bir ortamda çalışan, sahne arkasında çalışan bir kişi olabileceğini de bize anlatabilir. Tabii ki 23 derece Spica yıldızını akla getiriyor. 23 derece terazi burcu. Bu bize yani başarı ve ün vaat edebilir. İhtişamlı sabit yıldızlardan birisidir. Bolluk, bereket, şans getirir Spica yıldızı. Ün, mal, mülk getirir. Demek ki eş seçkin, varlıklı,
zengin, tanınan bir kişi olabilir. Yakışıklı, hoş görünen birisi olabilir. Sanatsal ve şiirsel yetenekleri olabilir eş adayının. Spica yıldızını gördüğümüz zaman aklımıza bunlar gelecek. Tabii ki 12. evde olması kötü ün anlamına da gelebilir. Olasılıklar içerisinde bu da var. Umarım olmaz tabii ki öyle bir şey ama genel olarak çok olumlu bir yıldızdır Spica yıldızı. 12. evde olmayı bertaraf edebilir diyelim. Venüs'ün başka açıları Jüpiter'le kavuşumu mesela nasıl bir eş olabilir? Saf, dürüst, alçak gönüllü, gizemli bir kişiliği olabilir 12. evden dolayı diyebiliriz. Venüs'ün ben burada Ceres'le karşıtlığını görüyorum. Yorumlayalım. Ceres nedir? Annelik, bakma, yetiştirme, ilgi gösterme. Duygusal olarak beslenme anlamına gelir. Harita sahibinin sevgi ve şefkat ihtiyacı fazla olabileceği gibi evleneceği eş adayının da bu ihtiyaçlarının fazla olabileceği, sürekli ilgi ve şefkat beklentisinde olan birisi olabilir. Ya da eşin annesiyle bazı sorunları olabilir ya da evlendikten sonra anne adayının işte kaynana, gelin gibi böyle bazı problemler olabilir. Damat anneni, damat gelinin annesiyle çok anlaşamayabilir. Aralarda böyle kaynana, gelin, damat, kayınvalide üçgeni gibi artık bir durumlar olabileceği düşündürüyor Ceres karşıtlığı. Anne ile ilgili problemler de olabilir. Demek ki evlenildiği zaman annenin sağlık sorunları da olabilir. Evet, sağlık sorunları da akla gelir. Anneler bu ilişkiye çok fazla müdahil olmazsa daha iyi olacağını da bize düşündürüyor bu karşıtlık. Yani Venüs bu haritada önemli. Çünkü Venüs aynı zamanda evlilik almuten gezegeni. Evlilik almuten gezegeni, yani evlilikle ilgili her şeyi Venüs yönetiyor bu haritada demek oluyor. Yaptığım hesaplamalar neticesinde evlilik almuten gezegeni de Venüs çıkıyor. Yine tabii ki Venüs'ü detaylı olarak bütün açılarını, hangi evde konumlandığını detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Evlilik noktasına bakacak olursak, evlilik noktası 8 derece balık burcunda ve 4. eve yerleşmiş. Balık burcu verimli bir burçtur. Üstelik bu nokta güneşten ve aydan, bakın, üçgen alıyor. Bir su üçgeni var burada. Güneşten ve aydan üçgen aldığı için diyebiliriz ki evlilik için olumlu bir görünüm ve tanınma ve ün vaat eden, şöhret getiren bir evlilik olabilir. Duygusal anlamda evlilik kişiyi besler diyebiliriz. Yardımsever, duygusal, romantik, bağımlılıkları olan, ilişkide kendini feda eden, melankolik bir eş adayı da olabilir balık burcundan dolayı. Balık burcu biraz bağımlılıklardır, kendini çok fazla feda etmekle de alakalıdır. Yöneticisi Jüpiter terazi burcuna yerleşmiş ve Venüs'le kavuşum halinde görünüyor. İlişkide demek ki uyum ve denge önemli hale geliyor. Dördüncü evde yerleşmiş bir evlilik noktası kişinin aile değerlerine önem veren, ailenin bu evlilikte etkisini arttıran bir görünüm. Anneler, işte ebeveynlerin evlilikte önemli bir etkisi olabilir. Mesela annesinin seçeceği bir eş adayı olabilir. Anneye benzeyen bir eş adayı olabilir. Bunlar akla geliyor. Ve evlilik noktasının burada Şiron'la bir karşıtlığını görüyorum. Bu bize hani birazcık evlilik, özellikle iş, kariyer, aile konularında yoğun çalışma hayatı, işte aileye vakit ayıramama gibi bazı konuların gündeme gelebileceğini de anlatıyor. Devam edelim. Bir kadın haritası bu. Bir kadın haritasında evlilikle ilgili göstergeleri incelemeye devam edelim. Venüs'e baktık. Venüs'ün konumunu inceledik. Açılarına baktık. Evlilik noktasını inceledik. Venüs aynı zamanda evlilik almuten gezegeni olduğu için Venüs'ü inceledik detaylı bir şekilde. Bir kadın haritasında Güneş'in durumu da bize aslında evlilikle ilgili bazı ipuçları veriyor. Güneş yükselen ile kavuşum halinde 11 derece Akrep burcuna yerleşmiş. Güneş 1. evde yükselenle kavuşum halinde olması, harita sahibinin kendine güvenen, kendini gösteren bir yapısı var. Yani parlıyor bir ortama girdiği zaman, kendisini açıkça ifade edebilen bir yapısı var. Cinselliğe önem veren, sabırlı, dayanıklı, tutkulu, gizemli, ketum, kıskanç, şüpheci, kindar, savaş ve mücadele duygusu yüksek, rekabetçi bir eşi akla getiriyor Güneş'in Akrep burcuna yerleşmiş olması. Yine finans, borsa, muhasebe, bankacılık, sigorta gibi okült konular yine Akrep'le ilgili, psişik konular, psikiyatri gibi bölümler akla geliyor. Gizemli konular akla geliyor. Dedektif gibi, hani böyle bir şeyin iç yüzünü araştırma, asker, polis gibi meslekler de akla gelebilir.
ya hep ya hiç diyen bir partner olasılığı var. Şimdi Güneş'i inceleyeceğiz. Güneş Akrep burcuna yerleşmiş. Güneş'in Ay'la arasında bir üçgen açı görüyoruz. Işıklar içerisinde bir uyum olduğunu gösteriyor. Bütün haritalarda Güneş ve Ay'ın arasındaki açı bizim için çok önemlidir. Özellikle evliliğin devam edip etmeyeceği, evliliğin vaat edip etmediği anlamında. Evlilik anlamında bu açı çok olumlu değerlendirebiliriz. Ailevi değerleri olan, duygusal, empatik, bir erkek, bir eş adayı olduğu anlamına gelebilir. Tabii Ay 8. evden üçgen atıyor buradaki birinci eve. 9. eve de yakın Ay. Hani maddi değerleri önemseyen, ailevi değerleri önemseyen, annesine bağımlı bir eş anlamına da maalesef gelebilir. Güneş'in başka nasıl açıları var? Güneş ışıklar içerisindeki bu uyum beni çok olumlu düşündürdü evlilik anlamında. Güneş Merkür'le kavuşum halinde, retro konumda bir Merkür görüyoruz birinci evde. Harita sahibi Merkür retro konumunda iletişimsel anlamda bazı sıkıntılar yaşadığını aslında bize gösteriyor. Güneş ve Merkür kavuşumu ise nasıl bir partner anlamına gelebilir? Konuşma ve yazma becerisi yüksek, ticarette yetenekli, ticari zekası olan, zeki, bilgili, konuşkan, empatik diyebiliriz. Entelektüel bir yapısı olabilir. Aynı zamanda Güneş ve Merkür kavuşumu geçmişten gelen bir kişi, karmik bir eş anlamına da gelebilir. Merkür retro çünkü. Eğitimci bir insan da olabilir. Merkür seyahat eden, sık sık seyahat eden eğitimci bir yanı da olabilir. Harita sahibinin hani birinci evi çok aktif görünüyor. Mars ve Plüton burada, Akrep burcunda, Satürn Plüton arasında bir kare görüyoruz bakın burada. Mars ve Satürn arasında bir karesi var kişinin. Demek ki hani kişi otorite figürleriyle, baba, abi, patron gibi kişilerle ailevi konularda bazı sorunlar yaşıyor. Yerleşimle ilgili bazı sorunlar yaşadığında gösterebilir. Güçlü bir yanı var harita sahibinin, güçlü. Eril özellikleri olabilir. Kararlarını kendisi verebilir. Daha böyle dominant bir yapısı olabilir. Kendine güvenen, zeki, iradeli, zorluklar karşısında pes etmeyen yanı olabilir harita sahibinin. Hani dördüncü evden bu kare ailevi bazı problemler, ev, gayrimenkullerle ilgili sorunlar verebilir. Mesela erkek kardeşi Mars'tan dolayı erkek kardeşi abisiyle bazı problemler yaşıyor olabilir. Güçlü ve dominant baskın yanı, olayları sürekli kontrol etme isteği bu kişilerle bazı sorunlar yaşamış olmasına neden olabilir. Agresif, mücadeleci, rekabetçi harita sahibinin bir kıskanç bir yanı olabilir. Bu da işte zaman zaman ilişkilerinde yaşadığı sorunlar, özellikle ailesiyle yaşadığı sorunlara neden oluyor olabilir. Bunu hani söyleyelim harita sahibinin. Tabii bir evlilik göstergeleri analizi yaparken haritayı bütün olarak değerlendirmek de çok önemli aslında. Gelelim Juno'ya. Juno 8 derece terazi burcunda ve 11. eve yerleşmiş görünüyor. Juno terazi burcunu sever. Çünkü terazi burcu evliliklerle ilgilidir. Juno da evlilikleri korur, kutsar. 11. evdeki konumu bize arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, gruplar içinde tanışma olasılığını anlatıyor olabilir. Ayrıca eşin Güneş ya da yükselen burcu terazi burcu olabilir. Ekim ayı kişinin ilişkileri açısından önemli bir ay olabilir. Çünkü evlilik almuteni terazi, Jüpiter terazi, Juno terazi burcuna yerleşmiş. 7. evin yöneticisi terazi burcuna yerleşmiş. Demek ki terazi vurgusu kişinin Ekim ayının ilişkiler açısından, yılı fark etmeksizin Ekim ayının ilişkiler açısından önemini anlatabilir. Nasıl bir eş peki? Çekici, sosyal, toplumsal itibarı, statüsü olan bir eş arayışı içerisinde olabilir. Evlilik ve ilişkilerinde hakkaniyet, eşitlik önemlidir. Eşle karşılıklı alışverişi olan bir ilişkiyi arar. Harita sahibi onay alma ihtiyacında ve uzlaşma gayreti içerisinde olan bir kişi olabilir. Juno ve terazi, 8 derece terazi 1 Ekim gibi bir tarihe geliyor. Yine Juno ve Güneş kavuşum günleri diyebiliriz. Demek ki bu dönemlerde harita sahibinin ilişkileri aktifleşebilir, hareketlenebilir. Zaten bu sene gelenler evlilik göstergeleriyle ilgili ya akrep ya boğalar geldi bu sene bana danışmanlık olarak. Zaten 1-7 aksında biliyorsunuz tutulmalar gerçekleşiyor.
ediyor. Harita sahibinin de bu yıl içerisinde 1-7 aksında özellikle çok fazla tutulma deneyimleyecek. Bu bazen birinci evde çok fazla Güneş, Merkür, Plüton, Mars olduğu için boğa tutulmaları kişide bazı ilişkilerde güç çekişmelerine, manipülatif, baskıcı, kıskanç eğilimlerin artacağını gösteriyor. Özellikle Nisan ve Mayıs tutulmalarını incelediğim zaman ilişkide bazı sorunlar, gerginlikler yaşanmış olabileceğini ama Ekim-Kasım dönemindeki tutulmaların kişiye daha iyi geleceğini söyleyebilirim. İncelediğim çünkü o tutulmalarını. Mesela kişinin Jüpiter Koç burcundan geçecek 2023 yılı Temmuz ayı gibi Jüpiter 7. evine gelecek. Bu ne demek oluyor? İlişkiler anlamında şanslı, bolluk ve bereket içeren, evlilik anlamında olumlu değerlendirilebilir. Yine Venüs yakında Boğa'ya geçecek. Boğa burcuna geçtiği zaman kişinin ikili ilişkileri, arkadaşlıkları, ortaklıkları, evlilikleri, ilişkileri güzelleşecek, hareketlenecek anlamına da geliyor diyebiliriz. Ama işte birinci evde çok fazla gezegen olması bana hep yedinci evden gezegen geçen gezegenler ne yapacak? Birinci eve karşıtlık yapacak. Ha bu biraz didişme, biraz böyle sürtüşme, biraz böyle Venüs'ün hani açıları çok olumsuz değerlendirilemez de ilişkilerde güç savaşları, abartılar olabileceğini akla getiriyor. Biliyoruz ki Uranüs de şu an Boğa burcunda kişinin birinci evine hep karşıt yapmış. Bu da ilişkilerde özgürleşme ihtiyacını, bireyselliği, ani çıkışları, ilişkide ani bitişleri, ani başlangıçları bize anlatıyor olabilir. Ortaklıklar keza öyle gerçekleşmiş olabilir. Uranüs 7. evden geçiyor ama kişi ilişkilerde özgürleşme ihtiyacı içerisinde olabilir. Karşısındaki insan sıkılmaya, böyle fazla sıkmaya, fazla kıskançlığa tahammül edemeyen bir kişi olabilir. Bu anlamda harita sahibinin dikkatli olmasında fayda var. Özellikle şu an Uranüs'ü transitlerini incelediğinde Merkür'e karşıtlık yapıyor mesela. İlişkilerde iletişim sorunları, ani beklenmedik durumlar, yanlış anlaşılmalar, yer değiştirmeler olacağı anlamına da geliyor. Genel olarak bu harita çok değişik görünümleri olan bir harita. Evlilik vaat eden bir yanı var. Değerlendirme Spica gibi bir uğurlu yıldız var mesela 12. evinde. Evlilikle ün, başarı, şan, şöhret gelebilir veya evleneceği insan ünlü birisi olabilir. Böyle bir yapısı olabilir kişinin. Evet, toparlayacak olursam bu haritada biz nelere baktık? Bir kadın haritasında. Önce element analizi ve gölge burcunu bulduk. Daha sonra 7. ev ve kesen burç nedir? Özelliği nedir bu burcun? Ve 7. evin yöneticisini inceledik. Güneşin durumuna baktık. Evlilik almuten gezegeninin durumuna baktık. Açılarını inceledik. Kadının evlilik noktasını inceledik. Venüs'ün durumu ilişkiler gezegeni olduğu için bu haritada zaten Venüs çok önemli. Hem 7. evin yöneticisi, aynı zamanda evlilik almuten gezegeni. Işıkların birbirleriyle açısı önemli. Bir ilişkinin vaat edeceği ve uzun sürüp sürmeyeceği ile ilgili bize ipuçları veriyor. Ve Juno'yu inceledik. Juno'nun yerleşimine baktık. Bir haritada evlilik göstergeleri analizi daha yapmış olduk. Sevgili takipçilerim, diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.